Evet, şimdi bir de nicel anlamlı sözcükler var arkadaşlar. Nedir nicel anlam? Bir kavramın sayılabilen, dikkat, veya ölçülebilen, azalıp çoğalan durumunu anlatan sözcüklerdir. İri bir elma soyuyordu. Arkadaşlar burada iri elma sayılamaz. Zaten bir tane yani onu sonradan söylemiş ama iri ölçülebilir. Mesela iri elma ne kadardır? İşte tamamen uyduruyorum 250 gramdır. Ne yapılabilir? Ölçülebilen bir durumdur. Yüksek bir kuleye çıkmıştık. Ölçülebilen bir kuledir o. Siz bilmeseniz de ölçülebilir. Büyük bir kalabalık üzerimize geliyordu. Arkadaşlar kalabalık zor da olsa sayılabilir. Siz sayısını bilmeyebilirsiniz, o önemli değil. Ama sayılabilir bir durumdur. Evet. Birinci ve ikinci cümlede kullanılan iri ve yüksek kelimeleri bir varlığın ölçülebilen durumunu belirtirken büyük kelimesi kalabalığın sayılabilen durumunu anlattığı için nicelik bildirir. Her iki durumda, her üçünde de arkadaşlar bu sözcükler nicel anlamlıdır. Evet. Şimdi bunun tersi bir de nitel anlam var. Bir kavramın sayılamayan, ölçülemeyen özelliğini bildiren sözcüklerdir. Senin kadar acımasız birine rastlamamıştım. Acımasızlık sayılabilen, ölçülebilen bir durum değildir. Bu yaramaz kedi evimizin neşe kaynağıdır. Bu da sayılamaz. Yüksek fikirler asla unutulmaz. Arkadaşlar asla bir fikrin yüksek olup olmadığı ölçülemez. Dolayısıyla bunların üçü de sevgili arkadaşlar nitel anlamlı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir de yansıma sözcükler var. Tabiatta var olan bazı ses ya da görüntülerin yapım ekleriyle türetilmesi sonucu oluşan sözcüklerdir. Yansımalara getirilen eklerle genellikle fiil ya da isim soylu sözcükler oluşturulur. Arkadaşlar, ben burada şöyle bir bilgi ilave edeyim. Yansıma sözcükler evet genellikle türemiş olarak karşımıza çıkar ama basit yansıma sözcükler de vardır. Mesela bam sözcüğü mesela türemiş bir kelime değildir. Yani türememiş yansımalar da vardır. Fakat genellikle türemiş olarak karşımıza çıkar. Vızıltı, çıtırtı, gürültü, horultu ya da fiil diyor mesela horlamak. Bakınız horlamak. Gerçi ben fiilimsi yaptım bu mekekini getirerek ama. Mesela patlamak sözcüğü bakınız. Yine yansımadan türemiştir. İşte küt sözcüğü bakın. Yansıma sesidir. Evet dediğim gibi genellikle yapım ekleri alarak bunları türetiriz ama basit halinde de türememiş haliyle de çıkabilir. Mesela kapı güm güm çalınıyordu cümlesinde geçen güm güm ikilemesi herhangi bir yapım ya da çekim eki almamış kök halindeki yansıma sesleridir. Tabiat taklidi ses demektir arkadaşlar. Yansıma. Tabiat taklidi ses demektir. Evet. Öyle çok sık sorulan şeyler değil ama yine de biz göz atıyoruz. Şimdi sözcükler arası anlam ilişkilerine bir bakalım. Arkadaşlar bunlardan birincisi benzetmedir. Nedir benzetme? Aralarında anlam ilişkisi kurulan iki varlıktan nitelikçe zayıf olanı kuvvetli olana yaklaştırma sanatıdır. Evet, benzetmenin diğer adı teşbihtir. Tabii sınavlarda bu ismi pek karşımıza çıkmaz ama böyle bir adı da var. Mesela taş gibi sert çörek. Bakınız bu tam bir benzetmedir. Taş nitelikçe üstün olandır. Gibi benzetme edatıdır. Sert benzetme yönüdür. Çörek ise nitelikçe zayıf olan yani benzeyendir. Evet, taş gibi sert çörek. Mesela cennet kadar güzel vatan. Bakınız arkadaşlar burada da cennet kadar güzel vatan. Nitelikçe üstün olan cennet, benzeyen ise vatandır. Bu yine benzetme edatı ve benzetme yönü olarak karşımıza çıkmış sevgili arkadaşlar. Burada benzetme ile ilgili bir iki bir şey daha eklemek istiyorum ben size. Şimdi benzetmede illaki dört unsur birden kullanılmak zorunda değildir. Mesela bakın. Çamlar billurdan avizelere dönmüştü. Dediğimiz zaman arkadaşlar çamlar billurdan avizelere dönmüştü. Burada çamlar ifadesi billurdan avizelere benzetiliyor. Ama benzetme yönü ve benzetme edatı söylenmemiş. Yani söylemek zorunda değil. Parlamak mesela ışıltısı benzetilmiş olabilir değil mi? Bakın
Başka bir örnek daha yazıyorum. I zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. Evet. I zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. Arkadaşlar bu cümlede de I yağmur damlasına benzetilmiş değil mi? Yağmur damlası. Ancak bu bile söylenmemiş. Yani eksik biçimde benzetme yapılabilir. Bunun adı istiare sanatıdır. Bu kadar ayrıntıyı bilmenize aslında çok fazla gerek yok. Ama ben genel bir bilgi olsun diye böyle ek bilgiler araya sıkıştırıyorum. Ne olur ne olmaz. Yani görürseniz hani istiare neymiş? Arkadaşlar benzetmenin çok eksik kullanılmasıdır. Benzeyen ya da benzetilenden birinin söylenmesidir istiare. Evet. Tabii bunlar da bir tür benzetmedir yani. Şimdi bakalım ad aktarması diğer adıyla mecaz-ı mürsel, diğer adıyla düz değişmece. Biz daha çok ÖSYM'de böyledir. Ad aktarması lafını tercih eder. Mecaz-ı mürsel eski karşılığıdır. Düz değişmece diye de bir adı var fakat pek karşımıza çıkmaz. Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Buraya dikkat buyurunuz. Benzetme amacı olmaksızın. Kesinlikle benzetme amacı yoktur arkadaşlar. Nedir peki ad aktarması? Mesela parça bütün ilişkisiyle yapılır. Mesela bir çift ayak bana doğru yaklaşıyordu. Bir çift ayak. Şimdi ayak aslında yaklaşmaz. Düşünsenize ayağın yaklaştığını. Herhalde ancak korku filmlerinde olur böyle bir şey. Tabi kastedilen ayak değil, o ayağın sahibi insan değil mi? Evet. Veya işte karanlıkta bir çift göz beni izliyordu demek mesela. Yine parça bütün ilişkisidir. Mesela yine ayağını sil, ayaklarını çıkar, ayağını sil ifadesi böyle bir ad aktarması içerir. Ayağını çıkar da içerir. Evet. Neden sonuç ilişkisi arkadaşlar? Bu nedir? Bu sene bereket yağdı. Yağmur söylemeden yağmurdan sonra gelen bereket belirtilerek neden sonuç ilişkisi oluşturulmuştur? Burada mesela yine bu sözcükte bir ad aktarması söz konusu. Evet. İç dış ilişkisi yine sık kullandığımız bir şey. Su çok soğuktu. Ben ancak bir bardak içebildim. Arkadaşlar bardak içilebilen bir şey değildir. Yani kimse bardak içemez. Ne bileyim sirklerde falan bardak yiyenler oluyor ama içmek mümkün değil yani hiçbir şekilde. Dolayısıyla burada bir ad aktarması var. Sobayı yakmak için ateş buldu. Arkadaşlar soba sözcüğüyle ne kastediliyor? Odun, kömür, doğalgaz kastediliyor olabilir, gaz olabilir değil mi? Soba artık neyle çalışıyorsa o kastedilir. Soba yakılmaz değil mi aslında? Evet, sanatçı eser ilişkisi yapılır. Mesela aşkı öğrenmek istiyorsan Atilla İlhan'ı okumalısın. Senfoni orkestrası bu akşam Mozart çalacakmış. Arkadaşlar sanatçıyı söyleyerek eserini kastetmek de bir ad aktarmasıdır. Evet. Yine bakın. Yer kişi topluluk ilgisiyle yapılır. Mesela Batı sözde Ermeni soykırımını inceliyor. Arkadaşlar Batı sözcüğüyle ne kastedilir? Tabii ki Avrupa kastedilir. Ama burada bir benzetme ilişkisi yok. Dikkat edelim. Yön söylenerek kavramın kendisi kastediliyor. Bakan Doğu'ya yeni yatırımlar için söz verdi. Burada Doğu Anadolu kastediliyor. Anadolu'nun doğudaki parçası. Ama sadece yine yön söyleniyor. Ankara derin bir uykuya dalmıştı ifadesinde de arkadaşlar. Ankara'da yaşayan insanlar kastediliyor tabii ki değil mi? Evet Ankara'da yaşayan insanlar kastediliyor. Evet şimdi yine pek sık sorulmayan yani kitaplarda falan çok yer alan bir konuya geldik. Dolaylama. Nedir dolaylama arkadaşlar? Tek bir sözcükle karşılanabilecek bir varlık ya da kavramın birden çok sözcükle anlatılmasıdır. Mesela tüfek. Hani Köroğlu'nun tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dediği tüfek yerine bir dönem atalarımız delikli demir demişler mesela. Top yerine evet futbol maçlarında çok duyarsınız. Meşin yuvarlak. Arkadaşlar meşin sözcüğünü bilenleriniz vardır ama ben öğrencilerime sorarım zaman zaman meşin ne demektir diye. Bana ne cevaplar gelir? Ağaç diyen var işte bilmem top diyen bile duydum meşine. Evet meşin deri demektir. Bilenleriniz vardır ama ben yine de söyleyeyim meşin deri. Öyle bir ek bilgi vereyim size. Bugün pek
kullanmıyoruz meşin sözcüğünü. Deri yuvarlak arkadaşlar yani. Meşin top yerine böyle söyleriz. Sinema yerine beyaz perde demek arkadaşlar. Mesela balık yerine derya kuzusu demek mesela. Yine aynı şekilde. Ondan sonra mesela başka ne var? İşte İzmir yerine Ege'nin incisi demek mesela arkadaşlar. Yine bir nedir? Dolaylama örneğidir değil mi? Kömür yerine mesela kara elmas demek. Pamuk yerine beyaz altın demek. Bunlar dolaylama örnekleridir. Evet. Bir de yine sorularda pek çıkacağını sanmadığım ama tedbir olarak şöyle bir değineceğim bir konu daha var. Güzel adlandırma. Nedir? Bazı varlık ya da kavramlardan söz edildiğinde doğacak ürkme, iğrenme, korku gibi duyguları önlemek amacıyla yapılan bir durumdur arkadaşlar. Mesela verem yerine ince hastalık demek, ölmek yerine sizlere ömür demek, hakka yürüdü demek. Evet, bazen tabii sevilmeyen kişiler için tahtalı köyü boyladı falan gibi ifadelerde kullanılır ama evet, genelde sevilen kişiler için işte sizlere ömür, hakka yürüdü, hakkın rahmetine kavuştu mesela, bakınız. Baykuş yerine hayırlı kuş demek. Yine mesela cin kelimesi yerine halk arasında iyi saatte olsunlar, işte üç harfli falan gibi ifadeler kullanmak. Bunlar güzel adlandırmalara örnektir diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de deyim aktarması diye bir konu var. Fakat deyim aktarması konusu alt başlıklar da içeren bir konu. Burada yine benzetme ve kişileştirmeyi de içeren bir üst başlıktır bu. Şimdi bakalım deyim aktarması nedir? Aralarında benzetme ilişkisi bulunan iki varlıktan birinin diğerinin yerine kullanılmasına deyim aktarması denir ve dört şekilde yapılır. İnsandan doğaya. Arkadaşlar insandan doğaya aktarmak, arkadaşlar kişileştirmedir. Unutmayın lütfen. Kişileştirme. Bu sınavlarda son derece sık sorulan bir durum. Bakın. Bunun formülü, kişileştirmenin formülü lütfen unutmayın, insandan doğayadır. Yani karşınıza deyim aktarması lafı sınavlarda pek çıkacak bir laf değildir arkadaşlar. Yani şimdiye kadar hiç çıkmış bir şey değil. Burada önemli olan sizin kişileştirme kavramını iyi bilmeniz. Kişileştirme diğer adıyla teşhis, insana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa aktarılmasıdır. Kel tepelere can gelmeye başladı. Kel bildiğiniz gibi insana özgü bir durum. Evet. Saçları açılmış işte insanlara, saçları dökülen insanlara verdiğimiz bir isim. Evet. Yani kendileri de kullanırlar. Benim de pek çok arkadaşım var. Alınmasın kimse. Kel tepelere can gelmeye başladı. Kel burada arkadaşlar tepe için kullanılarak ne olmuş arkadaşlar? Kişileştirme yapılmış. Sahillerin yasta, ufkun bütün sis. Bakın sahiller yastaymış. Yas. Evet. Öyle bir şarkı mı vardı? Yastayım, hastayım mıydı? Tam bilmiyorum sözlerini. Ferhat Göçer söylüyordu galiba. Şimdi yas insana özgü bir durumdur arkadaşlar. İnsana özgü bir durumdur. Kesinlikle normalde gerçek anlamıyla sahillerle ilgili kullanılmaz ama burada kullanılmış. O yüzden ne olmuş? Kişileştirme sanatı. Deniz bu akşam matemin mi var? Burada deniz için kullanılmış. Manisa Spil Dağı'na belini dayamış bir şehir. Evet. Evet. Burada da belini dayamak ifadesi arkadaşlar normalde insana özgü bir durumdur değil mi? Spil Dağı'na belini dayamış ifadesiyle arkadaşlar nedir? İnsana özgü bir durum Spil Dağı için kullanılmış. Evet. Devam edelim. Doğadan insana aktarma. Arkadaşlar doğaya ait olan özelliklerin insan için kullanılmasıyla yapılır demişiz. Unutmayın bu da yine benzetmenin bir türüdür arkadaşlar. Lütfen bu anlattıklarımı unutmayın. İnsandan doğaya yapılırsa, bakın bu formülü unutmayın. İnsandan doğaya yapılırsa kişileştirme. Doğadan insana ya da doğadan doğaya yapılırsa bunun adı da benzetmedir. Lütfen aklınıza iyi yazın. Zavallı kadın oğlundan para isterken eriyordu. Evet,
erimek burada aslında, değil mi? Katı bir cismin sıvı hale gelmesidir galiba, değil mi? Kimyasal olarak fiziksel bir değişme miydi? Evet. Kimyacılar daha iyi bilirler. Ancak burada ne olmuş arkadaşlar? İnsan için kullanılmış. Babam olayı duyunca birden kükredi. Grrr falan. Şimdi normalde aslana ait bir durum, değil mi? Kükremek veya büyük kedilere ait bir durum. Burada babam aslana benzetilmiş. Yani öfkesi yönüyle. Evet, bu bir benzetme türüdür. Şimdi bir de duyular arası aktarım var sevgili arkadaşlar. Bu da bir mecazlaştırmadır aslında. Bir duyuyla ilgili bir kavram başka bir duyuya aktarılabilir. Evet. Şimdi acı bir çığlık yankılandı sokakta. Normalde acı sözcüğü tatma duyusudur. Ancak burada çığlık yankılan dediğine göre kulak organına aktarılmış arkadaşlar. İşte bu duyular arası bir aktarmadır. Sıcak bakışlar diyor. Sıcak normalde dokunma duyusuyla ilgili bir durumdur, değil mi? Sıcak. Mesela işte tencere çok sıcak veya hava çok sıcak. Tenimizle algıladığımız bir durum. Ancak burada bakışları dediğine göre arkadaşlar dokunma duyusu hangi duyuya aktarılmış? Görme duyu organı olan göze aktarılmış. Evet. Şimdi ilk örnekte evet benim açıkladığımı anlatıyor bu not. İlk örnekte tatma duyusuyla bir ayrıntı duymaya, ikinci örnekte dokunma duyusuyla ilgili bir ayrıntı görmeye aktarılmıştır diyoruz. Yine bu durumda benzetmenin bir özelliğidir. Az önce anlattığımı tekrar etmek istiyorum. Bu nokta için biraz endişeliyim. Bu formül çok işe yarayan bir formül. Unutmamanızı rica ediyorum. Unutmanızdan korktuğum için tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar, insandan doğaya aktarırsan kişileştirme. İnsandan doğaya aktarırsan kişileştirme. Doğadan insana veya doğadan doğaya aktarır isen arkadaşlar bunun adı da benzetmedir. Lütfen bu formülü unutmayın. İnsandan doğaya aktarırsan kişileştirme, doğadan insana ya da doğadan doğaya aktarırsan benzetme olur. Yavru aslan özgürlüğe kanat çırpmıştı. Çırpmıştı. Evet, özgürlüğe kanat çırpmıştı. Burada arkadaşlar yavru aslan bir kuşa benzetiliyor. Deniz kudurmuşçasına sahili dövüyordu. Yine bir saldırgan bir hayvana benzetiliyor. Evet, soyut kavramları görünür kılmak, anlaşılmasını kolaylaştırmak için somut ifadelerle anlatmaktadır. Mesela, sonuca ulaşmak için denemediğimiz yol kalmadı cümlesinde soyut anlamlı yol sözcüğü kullanılarak somutlaştırılmıştır. Evet, şimdi burada yöntem, tarz, usul, metot, teknik demek yerine soyut anlamlı bir sözcük kullanmak yerine yol sözcüğü kullanılarak somutlaştırma yapılmış. Evet, burada somutlaştırma yapılmış. Arkadaşlar bu konuya dikkat edelim. Bu konu çeşitli kaynaklarda soyutlaşma olarak da anlatılabiliyor. Çok önemli bir mesele değil aslında ama yani bu konuyu somutlaştırma olarak alan kaynaklar da var. Ancak yol sözcüğü soyut anlam kazandığı için soyutlaşma olarak kabul edenler de var. ÖSYM sınavlarında böyle bir ismi sormadığı için bizim için pek bir sorun olmuyor. Ancak ikisinin zaman zaman birbirinin yerine kullanıldığını da aklımızdan çıkarmayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi neye geçiyoruz? Konuları bırakıyoruz ve altı çizili söz gruplarının anlamına geçiyoruz. Ve bu konularla ilgili size çok miktarda örnek soru çözmeye hazırlanıyoruz. Evet.